Galatasaray-Fenerbahçe 203. maçları münasebetiyle Ali Sami Yensan'ında karşılaşıyorlar. İki takım da son derece iddialı ve oyun gayet seri bir şekilde başladı. Top kaptan Şeref'te. Şeref uzun zamandan beri ilk defa takımında oynuyor ve aynı zamanda kaptanlık yapıyor. Şu anda ceza sahası üzerinde top Fenerbahçeliler çıkartıyorlar. Galatasaraylılar tekrar topu kapmak isterken Fenerbahçeli Ziya bırakmadı Galatasaraylılara ve derhal topu Şeref'e uzattı. Şeref orta yuvarlan 1-2 metre kadar gerisinden verdi, topu sol taraftan kaydı. Kaydı Ziya fakat top korner. Şimdi korner atışının yapılmasını bekliyoruz. İlk önemli atak bu. Korner atışı yapıldı, Galatasaraylılar derhal kafayla ceza sahasının dışına çıkardılar. Ve top şimdi yine bir ani atakla dışarıya kadar çıkmak üzere ve şu anda da çıktı. Uğur bıraktı, top dışarı çıktı. Şimdi sol taraftan bir atak da. Top Galatasaraylılar'da. Doğan'dan Turan'a geldi. Turan topa vurmak üzere. Vurdu, ilk sert şut. Ve Yavuz uzandı, topu dışarı çıkardı. Sol taraftan bu defa halkın sırası Fenerbahçe'de ve Yaşar'da. Yaşar ortaladı topu, direğin yanından top avutta. Şimdi bir atak daha seyrediyor. Sağ taraftan geldi. Yavuz yumrukla çıkardı. Galatasaraylılar vuruyorlar. Bir türlü beklenen sayı çıkmıyor. Ve şimdi de top Yaşar'a kadar geldi. Yaşar gerilere kadar gelmişti. Aldı topu. Aldı topu, bakındı etrafına, yaptı ortasını. Sağ taraftan bir korner daha. Kaleye doğru gelmek üzere işte. Direkten döndü. Kale bomboş. Yaşar vurdu ve gol. Yaşar vurdu ve gol. Henüz 11. dakikada sağ taraftan yapılan orta direkten geri döndü. Ve Yaşar bomboş kaleye Fenerbahçe'nin birinci sayısını kaydetti. Böylece Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle, 1-0 üstünlüğüyle maç devam ediyor. İşte bir hata Fenerbahçe kalecisi Yavuz önlüyor. Top şimdi de bir frikik halinde geldi fakat Yasin topu tuttu. Derhal degajmanını elle yaptı. Ceza sahası üzerinde mücadele halinde Galatasaray müdafileri, aldı Gökmen topu, hemen yanındaki Ergün'e verdi. Ergün Galatasaray'ın oyun yapıcı elemanı. Topu ileride bulunan arkadaşı Metin Oktay'a verdi. Metin Oktay orta çizgi üzerinde topu çekti geriye, attı çalımını. Ziya'ya bir çalım da attıktan sonra Fuat'ı da geçti ve topu gönderdi ceza sahasına. Yılmaz da. Yılmaz ortasını yaptı. Topu gösterdi Ziya, hemen yanında bulunan arkadaşına vermek istiyor. Verdi, Şeref vurdu. Fakat Şeref vurdu ama kale nerede, top nerede? Sağ taraftan bir atak daha seyrediyoruz. Yine Yavuz uzattı topu. Müdafaa. Metin ne oluyor diyor. Fakat olan herhalde hiçbir şey yok. Şimdi sağ taraftan bir korner oluyor. Korner atışı yapıldı. Özer topu kafayla çıkardı Galatasaraylılar'da. Mehmet girdi oyuna Ergün'ün yerine. Mehmet mücadele halinde, topu bir türlü bırakmıyorlar. Fakat bu arada ceza sahasının dışına bir faul. Sağ taraftan bir atak daha. Top Nedim'de. Nedim kaydı ortasını yaptı. Kimse vuramıyor Fenerbahçe'den. Kimse yok, bomboş ve Gökmen çıkardı. Şimdi işte Metin'in kaçırdığı en önemli fırsat. Karşı karşıya kaleci Yavuz'la ve top out. Böylece müsabaka 1-0 devam ediyor. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Şimdi ikinci yarı başladı. İkinci yarıya Galatasaraylılar bu 1-0'lık dezavantajı kapatmak azmindeler. Fakat bakalım buna muvaffak olabilecekler mi? İlk frikik Onursal'dan ve kaleci Yavuz'da. Şimdi de bu defa hücum sırası Fenerbahçe'nin. Aldı topu Yasin, derhal tuttu. Fenerbahçeliler ataktalar. Fuat'ın önünde kaydı. Doğan aldı derhal. Doğan ceza sahasının yanında. Bakınıyor etrafına doğru, hangi arkadaşıma vereyim diye Talat'a verdi. Talat topu çevirmek isterken Yaşar bırakmadı. Onursal kafaya çıktı fakat havaya dikti topu. Oradan Doğan'a geldi. Doğan'dan Fenerbahçeli Nedim kaptı. Nedim de kendi arkadaşına vereyim derken bu defa Turan'a verdi. Turan'dan Onursal'a, Onursal'dan yine Turan'a bir atak deneyecek galiba Galatasaray. Fakat topu bir türlü çıkartamıyorlar ve bu arada bir penaltı oluyor. Evet, 54. dakikada Onursal ceza sahasına dalan Fenerbahçe kaptanı Şeref Asi yere indirdi. Ve işte gördüğünüz gibi Nejat Şener penaltıyı verdi. Penaltıyı Ercan atıyor, attı ve köşeden ters tarafa taktı golü. 2-0 galip durumda Fenerbahçe. Dakika 54, golü atan futbolcu Fenerbahçe'nin sağ beki Ercan. Ve gole, daha doğrusu penaltıya sebebiyet veren futbolcu da Galatasaraylı Onursal. Şimdi Galatasaray'ın genç kabiliyeti Mehmet'i seyrederken sol taraftan bir korner daha izliyoruz. Yılmaz topu aldı, ortasını yaptı ancak kalenin bir hayli üstünden gitti. Sol taraftan bir korner daha. Artık müdafaalara daha fazla iş düştü. İşte bomboş Galatasaray kalesi. Doğan indirdi, dizinde çıkarttı topu. Yaptı ortasını Galatasaraylılar sağ taraftan ve top Yasin'e kadar uzandı. Yasin degajmanını elle yaptı. Sol taraftan bir atak daha seyrediyoruz. Ceza sahası üzerinde toplar mütemadiyen. Kafayı vurdu Fenerbahçeliler, yine Yasin'de kaldı. İşte enteresan bir hareket daha. Fakat çıktı, kurtardı ve bu arada Fenerbahçeliler Yasin'in bu kurtarışını önlemek isterken top yine Yavuz'a kadar geldi. Yavuz degajmanını elle yaptı. Sert bir frikik seyrediyoruz şimdi. Direğin üzerinden top avutu boyladı. Sağ taraftan bir atak daha, Onursal da kafayla kesiyor Fenerbahçeliler. Ve şu anda Nedim'de. Nedim topu ileriye doğru uzattı. Sağ taraftan bir korner. Korner atışına bakalım top kime kadar gidecek. Gayet müsait durumda Galatasaray'la vuramıyorlar. Tam önünde Yılmaz'ın, Uğur'un. Vuramadılar ve top kornere gitti. Mütemadiyen kornerler son dakikalarda. Ve Fenerbahçe 2-0 galip durumda önde götürüyor. İşte bir kafa daha. Sağ taraftan bakalım şimdi kim alacak. Mehmet aldı. Mehmet yaptı ortasını. Kaleye doğru süzüldü. Yavuz vuramadı. Önünde yine bomboş. Vuramıyor Galatasaraylılar. Vuramıyor ama vursalar da bir şey ifade etmez. Zira müsabaka 2-0 sona erdi. Evet,
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 203. randevuda Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 11. dakikada Yaşar'ın ve 54. dakikada da Ercan'ın attığı gollerle Ali Sami En Sadı'nda 2-0 mağlup etti.